Nermin, çabuk ol biraz, bir gören olacak. Kim görecek kızım bu dağ başında? Bırak dağınık kalsın, yürü gidelim. Ay neyin var senin, anlamadım ki. Bak, geldiğimizden beri bir rahat vermedin. Ne bileyim, sanki yapraklar kıpırdayıp duruyor. Ay yaprak kızım bu. Kıpırdayacak tabii. Taş değil ya. Ama içimde de bir şey kıpırdanıyor. Bir göz sürekli beni izliyor sanıyorum. Ona baba korkusu diyorlar kızım. Baba korkusu. O gözler de babanın gözleridir. Hiç de değil. Kabul et, korkuyorsun babandan. Korkmuyorum. Bal gibi de korkuyorsun. Korkmuyorum dedim. Korkuyorsun, korkmuyorum. İşte. Korkuyorsun. Korkmuyorum işte. Korkuyorsun. Korkak, korkak. Korkuyorsun. Korkmuyorum. Korkaksın. Korkmuyorum. Korkak, korkak. Korkmuyorum işte. Geç kaldık, çabuk ol biraz. Bir de korkmuyorum diyorsun. Hadi yürü, hadi hadi. Anne, neredesiniz siz ha? Vallahi ölü değilsek buradayız diyeceğim ama. Diliniz çalıştığına göre hala yaşıyorsunuz. Çok gülüyorsunuz. Erken sevinmeyin küçük hanım. Babanız bahçede sizi bekliyor. Ne diyeceksiniz bakalım? Önce onu görün, sonra hayatta mısınız değil mi? O zaman düşünürsünüz. Hatice teyze, ne olur sen de gel, ne olur. Aa, beni hiç karıştırma. Anne ne olur. Sen sus, seninle ayrı konuşacağım. Beni seviyorsan Hatice teyze, beni seviyorsan. Seviyorum, seviyorum da. Ay canımı da seviyorum, Allah Allah. Nerede kaldın oğlum? Girsene, ne duruyorsun? Hadi sana söylüyorum. Neredesin sen sabahtan beri? Şey baba ben... Hay Allah. Siz sorunca benim birden aklımdan çıkmış beyim. Emel'le Nermin'i Terzi Şükran'a gönderdiydim prova için. Terzi Şükran'daydım babacığım, prova için. Ne provası? Kızın üstünde doğru dürüst en tersi kalmamış beyim. Yeni ipekliler gelmiş diye duydum. Çocuk güzel güzel giyinsin dedim. Ya ipekli yeni. İyi hadi. Ali, ne oldu Ali? Yok bir şey. Anneciğim kurtardın ya bizi, dile bizden. Ali. Bir daha beni yapamayın. Sen alet et. Sen de kurtulduk vallahi. Gerçekten yanlış kaldı. Az kalsın yakışmıyor. Yeter teşekkür ederim. Yürüyün artık, hadi hadi. Canım annem ya. Hadi. Ama Ali, ne yapıyorsun oğlum, kendine gel. Seviyorum, seviyorum da yapmayın böyle şeyler kızım. Fena daldı. Hadi gelin içeri, gelin. Bey senin bu sevdanı anlarsa yaşatmaz. Hadi. Hadi. Hadi işine bak sen. Buyurun beyim. Hatice. Buyur beyim. Emel'i hiçbir yere yalnız salmayacaksın. Gelinli kız oldun. Başına bir iş gelir senden bilirim. Nermin'le gönderdim de. Yalnız gönderir miyim hiç? Ne yapıyorum? İki kuzuyu kol kola sal. Marifetmiş gibi bir de söyle. Biri yollarını çevirse hangisinin hangisine faydası olacak? Başka bir çare bulmalı. Kızlara göz kulak olacak, yanlarından gölge gibi ayrılmayacak biri. Şöyle güvendiğiniz, yeri yurdu belli biri. Ama kim? Thank you.
Ali! Oh! Ucuz kurtulduk. Hani babandan korkmuyordun ha? Nermin, hı-hı, babamdan korkmayan ne olur biliyor musun sen? Ne olur? Taş olur taş. Ne oldu? Şu çocuk neydi adı? Hı? Ali, yakışıklı çocuk vallahi. Hem boylu postlu hem yüzü de güzel. Fark ettin mi? Gülünce de fena gülüyor ha. Kızım, yakışıklı olsa ne, çirkin olsa ne? Gülse ne, ağlasa ne? Kapımızın işçisi işte. Haklısın. Kapınızdaki işçiler haddini bilmeli değil mi? Ben çıkayım. Bir şey olursa seslenirsin artık. Nermin, delirdin mi sen? Sen benim arkadaşımsın. Biz beraber büyüdük. Anneni annem, seni kardeşim bildim. Bana gönül nasıl düşürürsün? Emel, baban seni istiyor kızım. Hadi. Beni mi? Hadi, hadi. Hadi. İyice anladın mı? Anladım bir. Gel kızım. Ali'yi tanıyor musun? Görmüşlüğüm var. Tanıyorum. Bizim kapıdaki işçilerden değil mi? Ali dürüstlüğüne ve kuvvetine inandığım biridir. Yaşın yetişti. Artık öyle her yere girip çıkamazsın. Aklım kalıyor. Bundan sonra nereye giderseniz Ali arkanızda olacak. Olmaz. Ben peşimde erkekle dolaşmam. Hele babamın işçisiyle hiç dolaşmam. Önce beni bir dinle. Canım, arkanıza dediysem dibinize demedim ya. Seslendiğinde sesini duysun yeter. Ya başınıza bir şey gelirse? Hem bir şey lazım olduğunda yardımınıza koşar. İstemez yardım falan. İtiraz istemiyorum. Ali arkanızda olacak. Veya dizini kırar evde oturursun o kadar. Ama baba. Duvarı bitirmişler beyim. Bakmak isterseniz. Bakalım. Ali, traktörün işi bittiyse buğday çekilmiştir. Asım'ı da al yanına, beraber yüklersiniz. Peki beyim. Hadi. Çekilsene, hey! Kardeşim, çekilsene! Kesin delirmiş ha! Ölümüne susamış be! Tövbe tövbe! Olanları duydun mu? Duymam mı? Annem bir bir anlattı. Babanın peşimize Ali'yi takmasına bir sevinmiş ki sorma. Bütün gün nerede sürttüğünüz belli değildi. İyi oldu size diyor. Al işte. Çok beğendiydin oğlanı. Gözün aydın. Artık Eren peşimizde. Emel, şimdi ne yapacağız?
onu peşimize takıldığına pişman edeceğiz. Hem de öyle bir pişman olacak ki aldığı soluktan bile usanacak. Görür o gününü. Bekçi. Ali ne oldu oğlum be? Ha? Küçük adıma bekçi seçildim. Bekçi mi seçildin? Duydun işte. Beyin emri. Nereye gitse hep Emel'in peşinde olacakmışım. Zaten peşindeyim deseydin ya. Daha ne istiyorsun anlamadım. Zaten hep onun yanında olmak isteyen sen değil miydin? Al işte her an yanında olacaksın. Hayır. Ben köpeği olmayı değil sevdiği olmayı istedim. Sevdiğim benim. Senden uzakta olsam da gönlüm hep senin yanında. Bu çaresizliğimi, seni bensiz bırakıp gidişime bağışla. Ay yüzlüm, sevda çiçeğim. Seni seviyorum. Of. Of. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Nankörlüğüne bakıyorum. Kim nankör, ben mi? Sen tabii. Ben böyle sevilsem mutluluktan ölürdüm. İçim içime sığmazdı. Senin şu haline bak. Bu ayrılık öyle iki günlük ayrılıklardan değil. Kolay mı sanıyorsun sen asker yolu beklemeyi? Ben sana zor olanı söyleyeyim mi Nermin? Göğsünde boş bir kalp taşımak. Asıl zor olan bu. Beni seven biri olsaydı da bana şu ay kadar uzak olsaydı. Nerede olduğu hiç önemli değil. Birinin kalbinin beni düşünerek attığını bilseydim keşke. Üşüdün sen. Sen üşümüyor musun? Ne üşüdüğümü anlıyorum, ne yorulduğumu. Düşündüğüm tek şey... Emel, Emel, Emel. Tütün tabakan nerede? Efkar saracak gibi. Ceketin cebindedir. Gibi dudağında. Ömür boyu hep yanımda. Bir olsun ister misin? Gözyaşına, kederine, umuduna, sevincine, yar gibi her derdine ortak olsun ister misin? Ne mırıldanıyorsun sen orada? Yok bir şey. Allah kahretsin. Bırak şunu, bırak. Ali at, yapma. At dedim. Ali... Kara tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola. Gurbetele yar yolladım mektubunu, yazmaz mola. Al gelin al olaydın. Hadi canım. Buyur beyim. Rıza Bey, oğlu Davut için... Emel'e talip oldum.
Senin haberin olsun. Sabah münasip bir dille Emel'e anlat. Olur beyim. Ha. Emel'in aksiliği tutmasın. Çıkmam görücüye falan derse ayırt etmem, ikinizi bir koyarım kapıya. Sen oğlanı biraz met et işte. Ha? Ne diyeyim beyim, hiç de anlamam ki. Ya zenginmiş, yakışıklıymış. Seni görmüş, çok beğenmiş. Sormuş, soruşturmuş de. Ne bileyim, bul işte bir şeyler. Lafı susla biraz. Allah Allah. Senin kızın yok mu? Bana ne söyletiyorsun? Peki beyim. Bu sözleri yakıp küle çevirdiğine inanamıyorum. Vallahi de billahi de inanamıyorum sana. Keşke benim bu sevdam da yanıp gül olsa. Tut sen kapısında çalıştığın beyin kızına sevdam. Allah'ım bu kalbi çıkarıp ezebilsem keşke. Ama ne çare. Sevda unutulur işte. Unutulur oğlum. Bak canım şiir nasıl yanıp da kül oldu. Her şey küllenir. Unutulur. Meraklanma sen. Geriye de hiçbir şey kalmaz. Geceleri rüyanda, dua gibi dudağında, ömür boyu hep yanında, biri olsun ister misin? Gözyaşına kederine, umuduna sevincine, yar gibi her derdine, ortak olsun ister misin? Ezberine yazmışsın. Kağıda yazmak hiç değil ki. Ben o sözleri kalbime yazdım. Allah'ım. Öyle çaresizim ki. Buldum. Senin bir çaren var aslanım. Gör bak, Emel seni nasıl fark edecek? Ne? Yürü hadi. Yürü. Kalk, 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 kalk. Ne istiyorum biliyor musun? Olmayacak ne varsa onu istiyorsundur. Sevda istiyorum, sevda. Şöyle en güçlüsünden hem de. Seninle Hüseyin'inki gibi. Yok yok, daha büyük bir şey. İnsanı aşık yapıp Yunus gibi söyletenden. Bak ben demedim mi? Olmayacak bir şey istersin diye. Hadi başla. Ne? Oğlum anlamadın mı hala? Mektup yazacaksın, mektup. Emel'e aşkını, sevdanı anlatacaksın. Yaz. Bu senin tek çaren. Niye olmasın? Benim neyim eksik sevda için? Eksik değil kızım. Senin fazlan var. O yüzden olmaz. Unut gitsin. Of, baban Süleyman Bey olduğu sürece sevda sana uğramaz. Uğrayamaz. Niye peki? Ne haddine? Senin baban sana aşık olacak adamı ne yapar biliyor musun? Vurur, vurur. Vurur mu? Hı. Gözlerini.
Bir soluk da olsun bitsin Allah'ım. Dur kız, dur, bırak yapma. Beni. Dur. Aa, vallahi billahi benim bir suçum çek yok. Çek şunu baba ya, yapma. Tüh sana. Hiç mi utanmıyorsun şu halinden? Ne varmış halimde? Delikanlı adamız. Olur böyle şeyler. Hem erkekliğin hem de beyliğin şanındandır. Erkeklik dediğin er meydanında belli olur. Beyliğe gelince bey olan sen değilsin. Benim, ben. Senin gibi adamı önüme katıp kız istemeye giden de kabahat. Koskoca Süleyman Bey'in kızı üstelik. Yazık olacak kıza, yazık. Belki evlenince akıllanırım ha? Olur mu? Hazırlan, yola çıkıyoruz. Kız güzel miymiş bari? Sana dünyanın en güzel kızını alsam gene gözün dışarıda gezersin. Belli mi olur? He? Kızın adı neydi? Emel. Emel. Emel ha. Emel, Emel. Emel. Kalk hadi kalk. Of, ne? İşimiz gücümüz var. Hem anca hazırlanırsın. Ne var? Niye hazırlanacakmışım? Bugün sana görücü gelecek, görücü. Görücü mü? Kim? Söylesene kim? Çok varlıklı bir beyin oğlu. Peki kimmiş? Beni daha önce görmüş mü? Sakın babasının zoruyla geliyor olmasın ha? Şey, görmüş tabii canım. Görmez olur mu? Hatta çok beğenip eve kadar izlemiş bile. Sen hiç fark etmemişsin. Bir hafta arkanda gezmiş durmuş. Sahi mi? Demek beni görünce çok beğenmiş ha? Evet kızım, çok beğenmiş. Varlıklı da öyle mi? Oğlanın adı neymiş, söyledi mi babam? Davut. Davut ha? Davut. Yazdın mı? Hazır mı? Hazır. Güzel. Şiiri de yazsaydın. Yazdım. Mektubun sonuna. Gör bak, olacak bu iş. Kesin olacak. Mektubu nasıl vereceğim? Bir yolunu bul işte. Kimse yokken eline tutuştur. Delirdin mi sen? Hey! Muhabbet yeri mi burası be? İşinizin başına hadi. Geldiyse geri dönerim ha. Kes sesini, yürü. O olmaz. Bu da olmaz ya. Bunun nesi var şimdi? Hangisi? Bunun? Yok, o hiç olmaz. Onun rengi beni soluk gösteriyor. Ay, onunla hastalıklı gibi duruyorum. Ay, delirmişsin sen. Delirmedim ama bir elbise bulamazsam delireceğim. Aa, buldum işte. Hı? Ya bu da bol geliyor. Yürü kız, gidiyoruz. Nereye? Terzi Şükran'a. Daralttıracağız işte. Nereye gidiyorsunuz böyle ikiniz birden? Terzi Şükran'a şey için. Ha, iyi. Gidin bakalım. Ali. Gel buraya. Buyur ağam. Terzi'ye gidiyorlarmış. Bir gidiver bakalım. Tamam ağam.
Heyecanlı mısın? Bilmem, merak ediyorum sadece. Ay, inşallah yakışıklıdır kız. Yakışıklıysa olur diyeceksin yani ha? Ben Sevda istiyorum Nermin. Beni seven birini istiyorum. E olmuşken yakışıklı öyle olsun değil mi? Çok heyecanlı. Deli kız. Ne oldu? Ne var? Ne düştün peşimize? Şey, Süleyman Bey dedi ki... Süleyman Bey öl de söyleyeceksin değil mi? Emel yapma. Ali ne yapsın? Ne mi yapsın? Mesela düşmesin peşimize. Ama düşmese olmaz tabii. Beyi kızar. İyi, yürü bakalım. Şöyle iki adım gerimizden gel ama. Önümüze kurt çakal çıkarsa yem diye seni atarım ona göre. Çok üstüne gidiyorsun. Daha dur. Bunlar iyi günleri. Yeni başladık. Ona dünyayı dar etmezsen bana da Emel demesin. Ateşteki yemeğin tuzuna baktın mı? Baktım abla, iyi. Bana bakın. Akşam her şey tamam olmalı. Kendi kızına görücü gelse bu kadar koşturmazsın be abla. Bey kapısı burası. Ha bey kapısı, ha el kapısı. İkisinde de barınmak başka türlü hüner ister. Hadi bakalım. Herkes elinin hünerini göstersin. Kolay değil. Zengin sofrasına aş pişiriyorsunuz. Hacı amcanın evi şu üst sokakta. Annem taze kekik istediydi. Uğrayıp alalım. Sen al, ben beklerim. İyi tamam. Sen şu köşede bekle diyeceğim ama nasıl olsa Ali var. Kimse yan gözle bakamaz. Aman ne komik. Çabuk ol Ali, çabuk. Bakar mısın? Buyur aga. Süleyman Ağa'nın evi nerededir? Şimdi buradan sağa döneceksin. Oradan tekrar sağa döneceksin. Ha. Sonra koskoca bir konak çıkacak karşına. Görürsün zaten. Buradan sağa döneceğim. Oradan tekrar mı sağa döneceğim? Ha, iki kere. Hep sağda sağda gideceğim. Ha. Hep sağdan gideceğim. Hep sağdan gideceğim. Ondan sonra konak karşına çıkacak zaten. Tamam. Ha. Bir sağa yapacağım, sonra bir daha tamam. Sağa yapacağım. Tamam, sağ olasın. Ne? Öğrendi, öğrendi. Hadi yol açık olsun. Eyvallah, sağ ol. Hadi, hadi, hadi sallanma. Nasıl, köy manzarası güzel miydi bari? Ya evet, seni beklerken dağılmışım. Temiz hava, güneş, gökyüzü güzelmiş. Nasıl, Ali de güzel miydi peki? Bana ne ondan be, bir laf söyledik pişman ettin beni. Vay 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 vay, kim gelmiş? Rıza'cığım hoş gelmişsin. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Davut, hoş gelmişsin. Hoş bulduk efendim. E hadi buyurun, buyurun. Hadi. Baba, nerede bu Emel? Ta oradan buraya bu ihtiyarı görmeye gelmedik herhalde. Yürü. E hadi buyurun. Geldik, geldik. Emel Hanım, ben geldim. Şükran teyze, biz geldik. Oo kızlar, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Geçin şöyle. Ay, ne iyi ettiniz de geldiniz. İçeride girmeyeceksin herhalde ha? Bakalım ne zaman vazgeçeceksin. Sevmiş bulundum güzelim. Gayrı yok canım, yok.
kar etmez ahım, sen Gülizare. Kar etmez ahım, sen Gülizare. On olmaz işler güzelim. Kızım sen de hiç rahat durmuyorsun ki. Durmaz huyudur. Şükran teyze, hemen biter değil mi? Fazla işi yok. Siz bahçede oturun, ben bitince haber veririm. Hı-hı. Tamam. Şöyle oturalım Nermin. Aman bekçinin gözünden uzak olmayalım. Sonra bizi kaybederse ağlayarak beynin yanına gitmek zorunda kalır. Gidersin değil mi? Aa, salıncak. Hadi sallanalım. İstemem. Ben sırt üstü uzanıp gökyüzünü izleyeceğim. Kim bilir asker Hüseyin'im de bu göğe bakıyordur. Canın isterse. Soğansın yaşım. Vallahi silmem. Yaşım vallahi silmem. Mecnun'a döndüm güzelim, terk edebilmem. Buraya gel ve beni salla. Güzelim, sana söylüyorum, duymuyor musun beni? Duydum. Ne duruyorsun o zaman? Senden ayrılmam. Kessen de başım. Senden ayrılmam. Sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare. Ah, sevmiş bulundum güzelim, gayrı ne çare. Kim bu ya? Vallahi bilmiyorum ki. 2-3 gündür burada gezip dolanıyor. Daha önce hiç görmemiştim. Bir derdi var ama. Vallahi bilmiyorum. Ya bu çok güzel. Nermin, görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Of, bir rahat vermedin bana ya. Emel bak çok hızlı sallanıyorsun. Dikkat et. Ay. Bak düşeceksin Emel. Emel çok hızlı sallanıyorsun. Bak dikkat salıncak. Et düşeceksin kızım. Ay bir durmadın ya. Emel. Ay. Emel. 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 Emel bir şey yok değil mi? Kızım. Şükür bir şeyciğin yok. Bu salıncak çoktandır kullanılmaz. Allah korudu. Verilmiş sadakan varmış. Allah'a dua et. Bir de şu delikanlıyı. Ay çok kötü olmuş ya. Yok bir şey yok, geçer. Neyse. Sağ ol. Geçmiş olsun. Elbise bitti. Ay hemen ver Şükran teyze. Ver de parçalara ayrılmadan gidelim. İyi hadi gidelim. Olsun. Mühim bir şey değil. Çok acıyor mu? Artık acımıyor. Güle güle. Çok sağ ol Şükran teyzeciğim. Güle güle. Çok güzel oldu. E hadi. Elbise? Elbiseyi alacaktın. Bu elimdeki ne? Buğday çuvalı mı? Allah Allah. Hadi.
geç kaldık vallahi. Kızlar, nerede kaldınız ha? Nerede? Size diyorum, nerede? Ne oldu ki? Geldiler, daha ne olacak? Aa, bu kadar erken mi? Evet. Hadi, hadi, hadi. Ne oldu aslanım, mektubu verdin mi? Yok, veremedim. Yüzüne ne oldu? Bir şey yok. Eskiden gönlümün yarası gizli gizli kanardı. Şimdi yüzüme vurdu. Ali! Ali! Buyur Hatice Hanım. Şu ambarı açıver evladım. Mutfakta şeker kalmamış. Tamam çabuk ol, çabuk hadi. Emel de geldi. Nerede kaldın kızım? Buyurun. Maşallah. Afiyet olsun. Maşallah. Dur bir gören olacak. Nermin. Yok. Kime söylüyorum ben? Bana söylüyorsan da boşa söylüyorsun. Kızım ayıp. Bakmazsam ayıp. Bakmazsam çatlarım vallahi. Gördün mü göreceğini? Hı hı, gördüm. Hadi içeri, hadi. Hadi. Emel'i söylemem gerek. Söylemem gerek ama nasıl? Allah'ım nasıl? Ben de seni arayıp duruyorum. Ne oldu? Hiç yok bir şey. Gördün mü? Kimi? Kimi olacak kızım, benimkini. Seninkini mi? Beğendin yani ha? Görsen sen de beğenirdin Nermin. Vallahi fena değil sanki. Gördüm. Nasıl buldun söylesene. Söylesene Nermin. Bakışları... Yani bakışlarında his yok sanki. Bakışları mı? Hani sen büyük bir sevda istiyordun ya. Hı. Bu adam aşktan sevdadan anlar gibi bakmıyor. Emel beni gör. Ne olur beni gör. Para pul senin neyine ki? Sanki parasız mısın? Önemli olan insanın güzel sözlerle gönlünün okşanması. İster padişahın oğlu olsun, ister beyin. Bu çocukta öyle aşktan maşktan anlayacak göz yok. Yok, inan bana yok. Davut. Nihayet gözünün rengi ortaya çıktı.
Geldiğinde cansız cansız bakıyordun. Ya heyecandandır. Müsaadenizle ben yola çıkmadan arabanın lastiklerine bir bakacaktım. Ya iyi olur. Sen geç, ben de geliyorum. Canım nereye? Bu ne acele? Biz göreceğimizi gördük. Sözümüzü de söyledik. Gayrı yolcu yolunda gerek. Sizden de haberin hayırlısını bekliyoruz. İnşallah. Ben dışarı çıkacaktım ama ev büyük olunca karıştırdım. Bu taraftan. Sağ olun, sağ olun. Gözlerin, gördüğüm en güzel göz. Çarpılacaksın lan bir gün. Sana da merhaba güzelim. Ne güzel şeysin sen öyle. Düğün yaparız ha. Davut, babana mukayyet ol. Merak etmeyin. Tez zamanda hayırlı haberinizi alırız inşallah. İnşallah, inşallah. Ben haber gönderirim size. Hayırlısı olsun. İnşallah, inşallah. Güle güle. İyi günler efendim, görüşmek üzere. Bir şey söylemem lazım. Benim de. Bu ne? Davut bana mektup bırakmış. Bunlar ömrümde duyduğum en güzel sözler. Sen haklıydın Nermin. Önemli olan insanın güzel sözlerle gönlünün, ruhunun okşanmasıymış. Hani sana aşk lazım demiştin ya. Bunu okuyunca anladım. Gerçekten bana aşk lazımmış. Sevda Nermin. Gerçekten yaşaması için her insana bir sevda gerek. Bak. Bunun adı gel. Sonra da mektubu yastığının altına bırakıp çıktım. Aferin lan. Olacak bu iş, göreceksin. Asım, bugün gelenler kimdi? Senin haberin var mı? Yok. Herkes deli gibi koşturup duruyordu. Önemli kişiler olmalı. Aman bize ne? Şu oğlan tuhaf tuhaf sırıtıyordu. Giderken Nermin'e yılıştı. Ne? Vay şerefsiz. İndirseydin aşağıya. Tam çekecektim aşağıya. Süleyman Bey geldi. Oğlanın babasıyla kucaklaşıp durdular. Anlamadım neyin nesiydi. Adam beylerden biridir de nerenin beyi bilemem artık. Oğlan da beyin oğlu işte. Niye geldiler acaba? Mektubu okumuş mudur acaba? İçimden bir his diyor ki bu mektuptan sonra her şey değişecek. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Emel bak. Dur. Bak bir de şunu dinle. Emel, hayatımın tek emeli, tek gerçek rüyası. Karşında durarak, güzel gözlerine bakarak,
Seni sevdiğimi söyleyebilmek, sana bu sevdayı anlatabilmek isterdim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ama ne çare. İnandığım her şey üzerine yemin ederim ki ömrüm boyunca seni seveceğim. Sen beni sevsen de, sevmesen de. Bana bu sevdadan vazgeç dersen eğer, vazgeçemem. Sevmiş bulundum bir kez. Gayrı ne çare? Allah'ım, bu bir rüya olmalı. Bu bir rüya Asım. Bu bir rüya. Rüya müya oğlum. Sen bu rüyayı görüyor musun, görmüyor musun? Onu söyle. Görüyorum. Görüyorum. Nermin, gidiyoruz. Sabah sabah nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Evde duramam. İçimden kırlarda yuvarlanmak geliyor. Şimdi mi? Of hemen ya. Baksana, pek neşeli. Ne olduysa? Bahse girelim, mektubu okuduk. Ama... Koş hadi koş. Bu saatte neden dışarı çıksın ki? Neden? Seninle konuşmak için. Hani sen arkasından gideceksin ya, o da mektubu soracak sana. Bana mı? Sana ya, bana soracak değil ya. Altında kimin adı yazıyorsa ona. Asım, ben şey... Ben mektubu adımı yazmadım. Ne? Hadi, hadi. Tövbe estağfurullah ya. Ali! Ben geldim. Sen beni bulmadan. Çek, vur beni. Vur! Al işte silah. Al, vur beni. Vur beni, vur! Ben hazırım, vur hadi. Hadi, hadi. Sana hazırım dedim. Evine git. Kulun olayım, anamın gözünün önünde alma canımı. Burada al. Evine git. İki yıl oldu. Gözümün önünden gitmiyor babamın babanı vurduğu an. Her gece aynı silah sesiyle uyanıyorum. Ben daha fazla dayanamayacağım Ali. Kaçamayacağım. Gel bitir şu işi. Beni her gün öldürme. Çek şu silahı, bitsin. Yeter artık ya, yeter. Yeter. Kalk git. Anam da sen de rahat uyu. Kan davasının sonu yok. Ölen öldü. Beni vurmayacak mısın? Hiç değilse kalanlar yaşasın. Ben babamı toprağa verdim. Sen de bunu toprağa göm. Yeter artık. Kimse ölmesin. Sen de işinin başına. Gidelim, geç oldu.
Nedenmiş o? Bak, bekçimiz yanımızda. Emel, şu oğlan Davut, gerçekten ona evet diyecek misin? İyi düşündün mü? Düşünmem mi? Hem de her an aklımda. Hem yüzü, hem de sözleri. Şiir de yazmış. Bak sana söylüyorum, bu adam şair. Şunu dinle. Geceleri rüyanda, dua gibi dudağında, ömür boyu hep yanında, biri olsun ister misin? Delirdin mi sen Emel? Alt tarafı bir mektup. Hayır, o mektup değildi Nermin. Mektup değildi. O sevdaydı. Sevda. Hepsi senin yüzünden. Senin. Kahretsin, kahretsin. Allah seni kahretsin. Kaybettin onu. Sevda varsa eğer, onu kaybedemezsin. Kimsenin gücü yetmez buna. Sen ne anlarsın sevdadan? O mektuptaki sözlerin bir tekini bile söyleyemezsin sen. Aldırma. İlk defa sevdalandım. Ben de. Şimdi ne olacak? Bilmiyorum. Oğlum, kız sana aşık olmuş. Bana değil, beyin oğluna. Öğrendim, adı Davut'muş. Davut Mavut. Oğlum anlasana. Emel sevdalandıysa da senin yazdıklarına sevdalandı. O laflar senin. Ya o mektubu benim? Yani babasının işçisi Ali'nin yazdığını bilseydi yine sevdalanır mıydı ha? Söyletme beni Asım! Yeter, söyletme! Ali! Ben peşimde erkekle dolaşmam. Hele babamın işçisiyle hiç dolaşmam. Hele babamın işçisiyle hiç dolaşmam. Yürü bakalım. Şöyle iki adım gerimizden gel ama. Bekçi. Kurtçakal önümüze çıkarsa yem diye seni atacağım ona göre. Sen ne anlarsın sevdadan? O mektuptaki sözlerin bir tekini bile söyleyemezsin sen. O yüzden boşa konuşma. Bekçi. Bekçi. Allah seni kahretsin. Kahretsin. Bekçi. Hele babamın işçisiyle hiç dolaşma. Allah'ım. Allah'ım, bu aşkı benden al. Ne olur al. Bakalım ne zaman vazgeçeceksin. Hele babamın işçisiyle hiç dolaşma. Hele babamın işçisiyle hiç dolaşma. Yürü bakalım. Şöyle iki adım gerimizden gel ama. Sen ne anlarsın sevdadan? O mektuptaki sözlerin bir tekini bile söyleyemezsin sen. Olmaz. Ben peşimde erkekle dolaşmam. Hele babamın işçisiyle hiç dolaşma. İşçisiyle hiç dolaşma. Acıyor mu? Vazgeçemem. Sevmiş bulundum güzelim. Gayrı ne çağır?
geçmez ahım. Sen gülizarım, onulmaz işler güzelim. Dilde bu yâre, ah onulmaz işler güzelim. Dilde bu yâre, olsam da geçmem. Bin pare pare, olsam da geçmem. Geç oldu. Sana ne? Buralarda kimseyi gördün mü? Bahçede yani. Biri var mıydı? Vardı. Kimdi? Gördün mü peki? Bendim. Şu yıldızı görüyor musun? Hangisi? Şu. Şu. Çoban yıldızının tam yanındaki. Şu mu? Evet o. Ninem bütün yıldızların bir hikayesi olduğunu söylerdi. Bence anlattıkların içinde en güzeli onunkisi. Neden? Neymiş hikayesi? Sevda. Hatice. Emel'i çağır bana. Rıza Bey'e bir haber göndermek gerek. Adettendir. Bir soralım bakalım. Davut'la evlenmek istiyor mu? Şey beyim, hayır derse, yani evlenmem derse, o zaman ne olacak? O zaman benim... Şu geceden bile kara. Zengin bir ağanın kızını seviyormuş oğlan. Ama kızın bu sevdadan haberi bile yokmuş. Oğlan her gün sevdiği kızı gördükçe hem sevinir hem üzülürmüş. Saçma, niye üzülsün ki? İnsan sevdiğini görünce üzülür müymüş hiç? Sevdiğine hiçbir zaman kavuşamayacağını bilerek, ona hiçbir zaman dokunamayacağını, en kötüsü de bir gün başkasının olacağını bilerek seven biri üzülür. Her gün Allah'a iki şey için dua eder. Birincisi ondan bu sevdayı alması içindir. İkincisinde ise sabır. Sadece sabır. Sabır mı? Niye? Sevdiği başkasına vardığı gün bu acıya dayanabilmek için. Allah'tan sadece sabır istersin. Sabır. Emel. Aa, nerede bu kız? Ne oluyor anne ya? Emel'in adını mı ezberliyorsun?
Çok konuşma. Sinirim tepemde zaten. Nerede bu kız? Babası çağırıyor. Babası mı? Hay Allah'ım. Bulamazsam ne derim ben? Canım şehre pazara gidecek hali yok ya. Sen git Süleyman Bey'e bir şeyler uydur. Ben Emel'i bulurum. Of. Sonra? Sonra o gün gelir. Oğlanın sevdiği kız zengin birine güle oynaya varır. Oğlan acıdan ölmek üzereyken kız mutluluktan ne yaptığını bilmiyordur. Çünkü zenginliği dünyadaki her şeye sahip olmak sanıyormuş. Ama zengin insan istediği her şeyi alır. Öyleyse neden kendilerini seven bir kalp alamıyorlar? Emel! Emel! Geliyorum. Sonra? Kız gittikten sonra oğlan onu görmemenin acısına dayanamamış ve ölmüş. Oğlan canını teslim ettiğinde gece karanlığında bir ışık yıldızlara doğru yükselmiş. Işık mı? O niye? Çünkü gerçek sevda ölümsüzdür. Ne başından git deyince gider, ne de öl deyince ölür. Emel! Gitmem gerek. Ninem bu yıldıza bakıp derdi ki... Gerçek sevda karanlıkta bile ışır. Kimse yolunu şaşırtmaz. Her kim sevdaya doğru yürürse yolu ışır. İşin sonunda sevda yoksa yıldız söner. Ve dünya zifir karanlığa döner. Emel! Geliyor musun yoksa baban mı gelsin? Neredesin? Şey babacığım, Nermin'le sandık odasında oturuyorduk. Hatice teyze tamam, de... Tamam, tamam. Rıza Bey, oğlu Davut'u istiyor seni. Ben münasip gördüm. Allah mesut etsin. Seni dinler. Süleyman Bey serttir ama seni üzmez. Konuş onunla. Bence seni istemediğin birine vermez o. Ağlama ne olur. Emel. Ne konuşayım? Söyle de düğünü hemen yarın yapsınlar desem sahi dinler mi beni? Sen hiç üzülmemişsin. Kızım deli miyim ben? Niye üzüleyim ki? Bak. Bu mektup yeni geldi. Davut pencereden atıp kaçtı. Davut mu? Ama Davut buraya nasıl girsin? Aa, gece vakti. Yok, cesaret edemez. Yapar. Çünkü seviyor. Seven insan her şeyi ama her şeyi yapar. Bahçede Ali ne anlatıyordu sana? Ali mi? Aman masal anlatıyordu. Sadece masal. Alacağım kız seni. Alacağım lütfen diyorum işte. Lütfen Davut Bey. Kaçma. Bir gören olacak.
Bu lütfen kız... yapmayın. Sen ne zaman akıllanacaksın be? Ha? Ne zaman? Bana Emel'i al. Aklı o zaman görürsün. O kızı istiyorum. İyi. Hazırlan o zaman. 3 gün sonra düğünün var. Böyle oturacak mısın? Tamam. Birazdan kalkar oynarım, oldu mu? Olmadı. Ya amma inat adamsın be. Gidip Emel'le konuşmayacak mısın? Sana o mektupları, şiirleri yazan Davut değildi. Bendim demeyecek misin? Söylemeyecek, ne varsa söyledim. Tamam işte, Emel'in kalbini çaldın. Şimdi sıra gözünde. Asıl gözünü açmalısın oğlum. Gözünün görmesini sağlamalısın. Göz ne yapsın? Göz dediğin sahibi ne yana bakarsa onu görür. Emel Davut'u görmek istiyor. Ali'yi değil. Ne yapacaksın peki? Dua edeceğim. Allah'tan sabır dileyeceğim. Olmasaydı. Yani bunları hiç görmeseydin Davut'la evlenmeyi yine ister miydin? Öyle yapışkan yapışkan bakan birini gerçekten ister miydin? Yapışkan mı? Sen ne demek istiyorsun? Bak Emel, belki hata ettim. Çoktan söylemeliydim bunu sana. Ama yapamadım. Neden bilmiyorum. Korktum. Beni yanlış anlarsın diye söyleyemedim. Neyin Ermin? Söyleyemediğin ne? Davut bana kötü kötü bakıyor. Kötü niyetli biri o. Yapma. O sana göre biri değil Emel. İnan bana değil. Demek bana göre değil Nermin, öyle mi? Sakın sana göre olmasın. Kıskandın değil mi? Beni kıskandın ve böyle pis bir yalan uydurdun. Utanmaz rezil. Hayır Emel. O çocuğun gözleri nasıl bakıyor görmüyor musun? Öyle bakan biri bu mektupları yazmış olamaz. Anlasana. Davut yalancı. Kötü niyetli biri o. Seni kandırıyor Emel. Yapma. Vallahi doğru da akşama bir de şöyle hayırlısıyla bir kurban kestik mi? Şanımıza yakışır. Harika bir düğün olur. İnşallah. Ne dersin? İnşallah. Hayırlısıyla bakalım. Affet hayırlısıyla. Beni. Sen hiç tasalanma. Harika bir düğün olacak bu. Ondan hiç şüphem yok. Hiç. Hadi kızım bekletme. Akşam düğünde görürsünüz birbirinizi. Hadi yavrum. Güle güle kızım. Allah mesut etsin. Hadi. Buyur. Güle güle Rıza Bey. Güle hadi güle. Bakalım görüşmek üzere. Akşama görüşürüz. Hoşça kalın. Hiç merak etme. Hayırlı olsun efendim. Sağ olun efendim. Akşam görüşürüz. Hiçbir şey eksik olmayacak. Başka araba almadım. Oğlanla gidiyorum. Hayırlı ben. Hayırlı olsun beyim. Güle güle. Allah'ım sabır ver bana. Dayanma gücü ver. O mektupları sen yazıyordun değil mi? Thank you.
verdim deme Süleyman'a. Bir de oğlanı aldım de. Bak ben öyle diyorum. Emel'i kendi kızım saydım. Tabii. Gözün arkada kalmasın. Sağ ol, sağ ol. Ya. Söyledin mi? Şiir mi? Yoksa fıkra mı? Bana fıkra gibi geldi. Gerçek sevda karanlıkta bile ışır. Kimseyi yolunu şaşırtmaz. Sen o değilsin. Allah'ım. Ben ne yaptım? Ne oluyor ya? Baba! Aa. Baba! Nereye gidiyor bu ya? Ne oluyor Dünür? Emel! Geri dön. Her kim sevdaya doğru yürürse yolu ışır. İşin sonunda sevda yoksa yıldız söner. Ve dünya zifir karanlığa döner. Sana geri dön dedim. İşin sonunda sevda yoksa yıldız söner ve dünya zifir karanlığa döner. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.